Herkese merhaba. Ben Doğa. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Marvel Comics'teyiz. Aslında içerik bu videoda sesli çizgi roman olacaktı. Hafta içinde yaptığım ankete katıldınız. Hepinize teşekkür ederim. Ankette açık ara sesli çizgi roman çıktı. Fakat içeriği tam kafamdaki gibi oturtamadım açıkçası. Yani omurgayı hazırladım ama süslemeleri yapamadım kafamdaki gibi. Ama çarşamba günü kesin gelecek. Anketlere Önem verdiğimi, anketleri dinlediğimi bilmeniz benim için önemli. Bugün ankette biraz daha geride kalan US Agent hakkında size bilgi vereceğim. Yani bir karakter incelemesi, tarihi güçleri her zamanki gibi hangi çizgi romanlarda var. Genel itibariyle Falcon Winter Soldier dizisinde de var olan bu karakter hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Bakalım kimmiş bu US Agent. Başlıyoruz efendim. bu karakteri ilk tanıdığımızda kod adı US Agent değildi. Onu ilk kez Super Patriot kod adıyla tanıdık. 1986'da Captain America sayı 323'te görüyoruz. Gerçek adı Jonathan Walker. Abisi de onun gibi ordu mensubuymuş. Çatışmalar sonrası yaşadığı psikolojik bozukluğa bağlı intihar ediyor. Annesi Jonathan Walker'a onun kahramanca savaşarak öldüğünü söylüyor. O da abisinin bir kahraman olduğunu düşündüğü için haliyle onun gibi bir kahraman olmak için orduya giriyor. Fakat zaman içerisinde asla kendini bir kahraman olarak görmüyor. Abisi kadar yeterli görmüyor. Tam bu dönemde, bu bunalım döneminde Power Broker firmasına haberdar oluyor ve Power Broker'dan süper asker serumu tedarik ediyor. Falcon ve Winter Soldier dizisinde de geçtiği için Power Broker firması ondan kısaca bahsedeyim. Bu şirket 1979 yılında Kaptan Amerika sayı 230'da ilk kez çizgi roman okurlarının karşısına çıkıyor. Temelde yaptığı şey Kaptan Amerika'ya güç veren süper asker serumunu taklit etmeye çalışmak. Aslında Walker çok şanslı çünkü bu firmanın serumu çoğu kullanıcıyı hilkat garibesi tiplere çevirdi. Eciş bücüş tiplere çevirdi. Yani yan etkileri korkunç. Hatta birçoğuna süper güç vermiyor. Hatta sahibi var Curtis Jackson. O da serumu kullandı. O da abuk sabuk bir hale geldi. Yürümek için de biyoteknolojik gereçlere ihtiyaç oldu. En sonunda da Punisher tarafından öldürülüyor. Bu içerik oluşturulduğu dönemde Power Broker firmasının başında adını bilmediğimiz Power Broker kod adıyla geçen bir kişi duruyor. Biz US Agent'ın hikayesine dönelim. Gerçekten de çok güçleniyor ve Super Patriot yani süper vatansever kod adını alıyor. Jonathan Walker biraz aşırı milliyetçi bir karakter. Güçle birlikte Gaza'da gelince Kaptan Amerika'yı vatanı savunmada yumuşak kalmakla suçlar hale geliyor onu toplumun önünde küçük düşürmek için her türlü söylem ve eylemlere başvuruyor. Bu eylemlerinde ona Bold Urban Commandos adıyla geçen üç arkadaşı destek veriyor. Nasıl destek veriyor? Kaptan Amerika maskeleri takıyorlar ve sözde Kaptan Amerika yanlısıymış gibi görünüp devamlı Jonathan Walker'a yani Super Patriot'a saldırıyorlar. Bu her seferinde yalandan bir mizansen oluyor ve her seferinde Süper Patriot bunları dövüyor. Böylelikle hem mağdur durumuna düşüyor toplumun gözünde hem de fiziksel gücünü ispatlamış oluyor. Bununla birlikte tam da bu dönemde çeşitli bürokratik yanlışlıklardan ve haksız suçlamalardan dolayı kaptan Amerika kalkanını ve unvanını bırakıyor ve yerine Jonathan Walker geçiyor. Çizgi romanın bu sahnesi 1967 yılındaki efsanevi örümcek adam sayı 50 sahnesini de andırıyor. Onu da anmış olalım bu noktada. Dolayısıyla 1987 itibariyle Kaptan Amerika sayı 333'te onu artık Super Patriot olarak değil Kaptan Amerika olarak anmaya başlıyoruz. Kaptan Amerika ünvanı aldıktan sonra da Taskmaster'dan dövüş eğitimi aldığını not düşelim. Sağ kolu aynı dizide olduğu gibi Battlestar kod adıyla geçen bir eski asker. Kendisi gerçek Kaptan Amerika'yı kötüleme çalışmalarında ona destek olan az önce bahsettiğim Bold Urban Commandos adındaki ekibin de parçasıydı zaten. Bu ekibin diğer iki kişisi Right Wing ve Left Wing kod adlarıyla geçiyor. Zamanla Jonathan Walker'la araları bozuluyor. Madem Battlestar dedik, kısaca ondan da bahsedeyim. Hem diziye de dokunmuş oluruz. Bu karakteri ilk kez Battlestar kod adıyla Captain America sayıyı 341'de görüyoruz 1988 yılında. Ondan önce 1986'da ismini bilmiyoruz. Sadece karakterin tipini görüyoruz. 87'de Lemar Hoskins olarak ismini öğreniyoruz. Yine 87'de aynı yılda Bucky adıyla anılmaya başlıyor. Yani Captain America'nın sağ koluna gönderme yapıyorlar. O isimle anılıyor. 88 yılında o ismi bırakıyor ve Battle Star kod adını seçiyor. O da Power Broker serumlarını kullanıp sağ salim kurtulan az kişiden biri. Dizdeki gibi dediğim gibi o da eski bir asker. Biz yine konumuza dönelim. Right Wing ve Left Wing biraz Jonathan Walker'a uyuz oluyorlar. Çünkü popüler olduktan sonra onları artık umursamadığını düşünüyorlar ve bu iki gerizekalı bir noktada Walker'ın ailesini deşifre ediyor. Red Skull kontrolündeki bir terörist organizasyonda ailesine zarar veriyor. Walker da ailesinin intikamını almak için Right ve Left Wing'i öldürmek istiyor. Onları yakıyor ve komaya sokuyor. Tam bu macera esnasında da Steve Rogers'ın kalkanı bırakmasına neden olan haksızlıkların Red Skull'un halt etmesi olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte Walker'ın agresif yöntemlerinin Kaptan Amerika ünvanına yakışmadığı da ortaya çıkıyor. Steve Rogers ünvanı geri alıyor. Jonathan Walker da madar olup ortadan kayboluyor. Ama tabii Amerikan hükümeti bu. Her türlü çakallık, yılanlık mevcut. Jonathan Walker süper asker seviyesinde. Üstelik birazcık da manyaklık eğilimi var. Onu o kadar kolay bırakmazlar. Nitekim bırakmıyorlar. Kendisini kayıtlarda öldü gösteriyorlar. Ve Kaptan Amerika kıyafetine benzer bir kıyafetle piyasaya salıyorlar. 1989 Kaptan Amerika sayı 354. Artık Jonathan Walker'ı US Agent olarak Görüyoruz. US Agent olarak artık Amerikan hükümeti için görevlere çıkıyor. Genelde tek başına çalışıyor. Avengers üyelerinin meşhur Secret Wars'ta ortadan kaybolmasıyla kurulan Avengers West Coast ekibine dahil oluyor. Ama bu dönemde de aslında hükümete rapor veriyor. Fakat Avengers West Coast'da çok geçinemiyor açıkçası. Daha sonra da zaten West Coast dağılıyor. Tony Stark'ın kurduğu Force Works adıyla geçen bir ekibe dahil oluyor. Bu dönemde Kree'ler başta olmak üzere birçok belalı düşmana karşı ekibe büyük faydası dokunuyor. Özellikle çatışmalar esnasında çok çabuk doğru kararlar verebildiğini görüyoruz. Yine bu dönemde çok farklı bir kıyafeti var ve kalkanı enerjiden oluşuyor. Normalde Vibranium kalkanı ama bu değil, bu enerji kalkanı. Özel bir kalkan var bu dönemde. Fakat hükümetle olan bağları yüzünden takım içinde asla onu tam anlamıyla sevmiyorlar, bir türlü ona ısınamıyorlar ve sonunda şiddetli geçimsizlikten boşanıyorlar. Bir vakit sonra sanki kendisi süper insan değilmiş gibi potansiyel süper güç tehditlerine karşı bir ekibe dahil oluyor Volker. Stars adında bir ekip bu. Bu ekibin liderliğini yapıyor. Hükümetle çok yakın olan bir organizasyon yine. Amerika'ya karşı oluşabilecek süper güç kaynaklı saldırıları durdurmak için. Avengers'da ters düştüğü bir dönem yine bu. Onları beceriksizlikle suçluyor. Derken iç savaş dönemi geliyor. US Agent hükümetten kimliklerini saklamak için Kanada'ya kaçmaya çalışan maskeli kişileri yakalamak için çalışıyor. Yine hükümetle. Çok yakın dolayısıyla. Ve bir dönem bu iç savaştan sonra Mighty Avengers'a dahil oluyor. Bu dönemde Norman Osborn için çalışan Newk ile bir çalışması oluyor ve kolu bacağı kullanılmayacak derecede sakatlanıyor. Yürümekte sorun yaşadığı için görevinden ayrılıyor ve süper güçleri tutan dev bir hapishanede baş gardiyan olarak çalışmaya başlıyor. Tabii sakat kalan herkesin imdadına kim yetişir? Meşhur simbiyotumuz mübarek bu Kunal'ın yarattığı süper kötü bir varlık değil Sağlık Bakanlığı'nda gönüllü çalışan herkesi devamlı iyileştiriyor. Buna da el atıyor. Farklı bir dünyadan gelen bambaşka bir simbiyot sayesinde Walker'ın kolunu bacağını düzeltiyor ve gelsin Dark Avengers günleri. Dark Avengers'da bir süre görev yapıyor. Dark Avengers'ın dağılmasından sonra Doctor Doom'un Avengers'ına dahil oluyor. Hayırlı bir Avengers bir türlü seçememiş ve eninde sonunda bütün bu kozmik güçlerden, büyülerden uzaylılardan daralıyor ve Amerikan ordusuna geri dönüyor. US Agent olarak Orta Doğu'da özel operasyonlarla operasyonlara dahil oluyor uzunca bir süre. Bu dönemde Kaptan Amerika ünvanı Sam Wilson'da. Fakat hükümet ısrarla Walker'ı istiyor Kaptan Amerika olarak. Wilson'ı toplumun desteklemediğini yani Falcon'u ve Kalkan'ın Walker'a gitmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da Walker'a söylüyor. Beklentilerin aksine US Agent Sam'den Kalkan almak istemiyor. Politik ayak kaydırmalardan senatörlerin prim yapmak için onları kullanmalarından bıkmış durumda. Devreye Steve Rogers giriyor. Sam Wilson'ın sorumluluğu kaldıramadığını belirtiyor şaşırtıcı bir şekilde ve US Agent'ı oraya layık görüyor. Kaptan Amerika uyumanı. Bunun üzerine US Agent ve Sam Wilson Kaptan Amerika uyumanı için kavga ediyorlar ve ünvan Sam'de kalıyor. Fakat anlaşılıyor ki Steve Rogers'ın Hydra ajanı olduğu dönemmiş bu ve Rogers'ın tek gayesi kargaşa çıkarmakmış. Bu serüveni takip eden günlerde de US Agent Amerika'yı Hydra'dan kurtarmak için ön saflarda savaş veriyor. Genel tarihi bu güçlerine bakalım. US Agent Süper Asker Serumu sayesinde Kaptan Amerika'dan daha güçlü hale gelmiş durumda. 10 ton ağırlık kaldırabiliyor. 10 bin kilo yani. Bunun yanında dayanıklılığı, hızı, refleksleri, kondisyonu tamamen süper insan seviyesinde. İlla Kaptan Amerika ile karşılaştıracaksak Kaptan Amerika peak human yani zirve insan seviyesinde ondan güçlü. Dolayısıyla süper insan daha güçlü. Peak human'dan. Basit rejenerasyon özellikleri de var. Kırık, çıkık, kesik kanama gibi olaylar için geçerli ve bir gece dinlenmeyle tam sağlıklı haline dönebiliyor. Ordudan ve Taskmaster'dan eğitim aldığı için yakın dövüşte uzman seviyesinde kıyafeti hafif silah mermileri de geçirmiyor. Kalkanı vibranyumdan, beylik tabancası var ve elektrikli bir job taşıyor. Job'un adı Convincer yani ikna edici olarak geçiyor. US Agent aşırı milliyetçi bir karakter. Daha önce bahsettiğim gibi yöntemleri sert, acımasız. Kendince bu yöntemler doğru ama bu yüzden çoğu kez birçok süper kahramanla ters düşüyorlar. Hangi çizgi romanlarda US Agent'ı görebiliriz, onun hakkında bilgi alabiliriz? Kısaca onu da değineyim. Birçok çizgi romanda beliriyor aslında ama tarihinde önemli anlar için 1988 Captain America 323'ten 355'e okuyabilirsiniz. Force Works 1994 serisini okuyabilirsiniz. Dark Avengers'ta 179-190 arası göz atabilirsiniz. 2012 yılı. Ayrıca US Agent'ın kendi serisi de var. Orada da tarihinden bahsediyor. Sadece onu da okuyabilirsiniz isterseniz. Bitirmeden önce Falcon ve Winter Soldier dizisindeki US Agent'tan biraz bahsetmek istiyorum. Son derece kassız ve yakışıksız US Agent çizgi romandakinin aksine daha mütevazı dizide, daha yeridi bilen bir halle diziye başladı. Fakat tabi bu ilerleyen bölümler değişecektir. Zaten sen ve bakiyi tehdit etti bir noktada, biraz yükseliyor, deliriyor yani. Teorim odur ki dizide de adı geçen Power Broker firması bir şekilde bunlara serumu verecek. US Agent ve Battlestar ikilisi bu Flag Smasher ile serumsuz baş edemeyeceklerini anlayacaklar ve gönüllü olacaklar diye tahmin ediyorum. Bakalım görelim. Olayların sonunda da ya da sonuna doğru Sam de ondan Kaptan Amerika uyumarını alacak ve US Agent olarak böylelikle Jonathan Walker doğmuş olacak. Bu şekilde devam edecek. US Agent'ın hikayesi geçmişi kısaca bu. Umarım beğendiniz. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.